Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son yapılan açıklamaya uygun olan 9. sınıf 1. dönem 1. sağlık bilgisi ve trafik kültürü dersi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. 10 puanlık bir sorumuz. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu sağlığın tanımını yazınız denilmiş. Gelin birlikte sağlığın tanımını yapalım. Sağlık arkadaşlar yalnızca hastalık değildir. Yazalım. Sağlık sadece hastalık ya da engellilik değildir. Engelliliğin olmayışı değil. Aynı zamanda bedensel ve ruhsal ruhsal veya sosyal yönden de yönden de iyi olma durumudur arkadaşlar. Yani yanlı, e, sağlığı sadece işte hasta değilim, engelli değilim çok şükür diyerek e, kanıksamayın arkadaşlar. Sağlığın tanımı aslında bedensel, ruhsal veya sosyal yönden iyi olma durumudur. Yani buna ruhsal yönde girmekte ve sosyal yönde girmekte. Bunu aklınıza koyun. Sağlığın sosyal belirleyicileri nelerdi diye sorulmuş. Hemen yazalım. İlk olarak eğitim durumunu yazabiliriz. Eğitim durumu sağlıkta bir belirleyici unsurdur elbette. Ardından ekonomik durumumuzu yazabiliriz. Ekonomik durum. Ardından kültürel durum. Ve Ailevi durumları sağlıktaki belirleyici faktörler arasına koyabiliriz. Durumlar sağlığın sosyal belirleyicileridir. Belirleyicileridir arkadaşlar. Bu şekilde bu ifademizi de tamamlamış olduk. Üçüncü sorumuza geçelim. Engellilerin sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlar nelerdir diye sorulmakta. Hemen yazalım. Günlük hayatta da zaten siz de buna şahit olmaktasınız. Engellerin e, karşılaştığı bir sürü sorun var. Bunlardan en büyük sıkıntıları yazalım. En büyüklerini yazıyoruz. En büyük sıkıntılar ulaşımda kesinlikle otobüslere binerken inerken engellilere imkan tanınmamakta. Sonra fiziksel çevre mesela bir yokuş oldu mu merdiven oldu mu orada e, engelliler maalesef ki daha düşünülmemekte arkadaşlar ve konut sorunudur diyelim. En başlı sorunlarımız bunlardır. Sorunudur. En başlı sorunlarımız bunlar. Ardından yolları, kaldırımları, yollar, kaldırımlar, konutlar, binalar, park ve bahçeler, bahçeler, okullar, içinde yaşadığımız konutları demiştik zaten ve bunlar nedir arkadaşlar bunlar engel engellilerin önünde en büyük sorundur önündeki en büyük sorun olmaktadır Tabi bu örneklerimizi daha da arttırabiliriz ama bunları yazmamız yazmamız sınav için şu anda yeterli arkadaşlar dördüncü sorumuz İnsan sağlığını etkileyen çevresel etmenler kimyasal etmenler ve fiziksel etmenler olarak iki grupta incelenir. Bunlardan fiziksel etmenlerin neler olduğunu ana başlıklar halinde bizden yazmamızı istiyor. Fiziksel etmenleri şunu yazabiliriz. Öncelikle gürültü kirliliğini yazacağız. Gürültü kirliliği diye kısaltarak yazalım. Ardından radyasyonu yazabiliriz. Sonra cep telefonlarımızı örnek gösterebiliriz. Cep telefonu, sonra hava kirliliği hava kirliliği diyelim. Su kirliliği. Son arkadaşlar neyi örnek verebiliriz buraya? GDO'lu besinleri örnek verebiliriz. Ve vektör dediğimiz hayvanları örnek olarak buraya verebiliriz. Bunlar nedir? Sağlığı etkileyen çevresel etmenlerden fiziksel etmenler olacaktır. Gürültü kirliliği, radyasyon, cep telefonu, hava kirliliği, su kirliliği, GDO ve vektörler sağlığımızı etkileyen fiziksel etmenlerdir. Gürültü kirliliğine ses kirliliği de yazabilirsiniz arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Hastalık yapan organizmaları insanlara taşıyan eklem bacaklılara ve kemiricilere vektör denir. Bu vektörler nelerdir diye sorulmuş. Başlıca vektörlerimiz arkadaşlar sıçan olacaktır. Sıçan, fare, sonra sivri sinek, tahta kurusunu örnek verebiliriz. Sonra bit, pire ve kene bizim başlıca vektörlerimizdir diyebiliriz. Vektörlerle hangi hastalıklar bulaşılır denildiğinde tifüs, tifüs hastalığı, veba bulaşmakta tifo bulaşmakta ve sıtma hastalıkları bu vektörler sayesinde maalesef ki halen bulaşmakta arkadaşlar. Bunları da bu şekilde bilmekte kesinlikle fayda var. Zaten vektörleri adınız gibi bilin bu yazılınız için diyorum arkadaşlar. Sağlık hizmetleri hangi gruplar altında sınıflandırılarak incelenir? Tablodaki şekli yazınız denilmiş. Şimdi arkadaşlar gelin öncelikle ana başlıklarımızı yazalım sağlık hizmetleri için. ilk olarak koruyucu sağlık hizmetlerini yazacağız koruyucu sağlık hizmetleri diyelim. Ardından diğer bir ana başlığımıza ne yazabiliriz? Tedavi edici tedavi edici sağlık hizmetlerini örnek verebiliriz. Bunun alt başlığı yok. O yüzden direkt e, bu alana yazmış olduk. Ardından son olarak da rehabilite edici sağlık hizmetlerini söyleyebiliriz rehabilite edici sağlık hizmetleri şeklinde yazabiliriz. Ardından gelin bunların alt başlıklarını yazalım. Tedavi edici sağlık hizmetlerinin alt başlığı yok. Ama koruyucu sağlık hizmetlerinin alt başlığı olarak kişiye yönelik ve çevreye yönelik şeklinde ayırabiliriz. Çevreye yönelik olarak ayırmış olduk koruyucu sağlık hizmetlerini arkadaşlar. Bir de rehabilite edici sağlık hizmetlerini ayıracak olursak tıbbi rehabilite tıbbi rehabilitemiz var bizim. Ve B'de de sosyal rehabilite rehabilite olması gerekiyor. Ve bu sosyal rehabilitenin diğer adı mesleki rehabilite olarak da geçmekte arkadaşlar. Böylelikle ilk sayfamızı tamamlamış olduk. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kısa hatırlatmadan sonra devam edebiliriz. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri nelerdir? 5 tane yazmamızı isteniyor. Ne yazabiliriz? Erken tanı örnek verebiliriz. Erken tanı çok önemli arkadaşlar sağlığımız için. Ardan aile planlaması da çok önemli keza. Aile planlaması diyoruz. Sonra bağışıklama yani bağışıklık kazanma da bizim için çok önemli bir hizmet olacaktır. Sağlık eğitimi de çok önemli. Bunun, buna ilk yardımı da ekleyebiliriz. Sağlık eğitimi diyelim. Şöyle ilk yardım şeklinde parantez içinde de yazabiliriz. Ardından ilaçla korumayı ilaçla korumayı Kişisel e, sağlık hizmetlerimize gösterebiliriz. Yani kişiye yönelik sağlık hizmetlerine bu ifadeleri söyleyebiliriz. Ve buradan da 10 puanı kalkmış olduk arkadaşlar. 8. sorumuz. Çevreye yönelik sağlık hizmetleri nelerdir? 5 madde yazınız denilmiş. Hemen yazıyoruz. Ses ve ışık kirliliğin önlenmesini yazabiliriz. Ses ve ışık kirliliği diye şeklinde yazalım. Kirliliğin önlenmesi. Ardından başka bir maddemize gıda hijyeninin sağlanmasını yazabiliriz. Gıda hijyeninin sağlanması. Başka bir maddemize atıkların zararsız hale gelmesini yazabiliriz. Atıkların zararsız hale gelmesi. Ardından haşerelerle mücadele yazabiliriz. Haşerelerle mücadele. Ardından iş güvenliği çok önemli. Bunu yazabiliyoruz. Ve son olarak da konut sağlığını yazabiliriz. Allah korusun depremde çok önemli bir ifade bu konut sağlığı. Bunu yaparak binamızın, konutumuzun depreme dayanıklı olup olmadığını ölçebiliriz. Ve bunlar da nedir? Çevre yönelik sağlık hizmetlerimizdir arkadaşlar. Buradan da bir 10 puan gelmiş oldu. Devam ediyoruz. Kişisel temizlik uygulamaları nelerdir? Ana başlıklar olarak 10 madde halinde bizden yazmamızı istiyor. Bu zaten kolay bir soru. 10 tane maddeyi gelin birlikte yazalım. El ve tırnak temizliği birinci maddemize. El tırnak temizliği yazalım. İkinci maddemize ağız ve diş sağlığı veya temizliği ağız ve diş temizliği diyelim bakımı da diyebiliriz arkadaşlar. Hepsi aynı kapıya çıkmakta. Yüz ve boyun temizliğini ekleyebiliriz. Bunlar nedir? Kişisel temizlik uygulamalarımızdır. Bunu tabi arttırabiliriz. Kulak temizliği diyelim. Yani mümkün olduğunca bütün organlarımızı temizlememiz gerekmekte arkadaşlar. Mümkün olabildiğince ardından buna neyi ekleyebiliriz? Burun temizliğimizi kesinlikle eklemeliyiz. Burnumuzu da güzel bir şekilde temizlememiz gerekmekte. Ardından koltuk altı temizliği de çok önemlidir. Koltuk altı temizliği, ayak temizliği Tuvalet alışkanlığı kesinlikle. Tuvalet alışkanlığı şu şekilde kısaltarak yazalım. Banyo yapmak da çok önemlidir. Banyo yapmak ve giysilerin temizliği şeklinde bu sorumuzu da bitirebiliriz. Giysilerin temizliği de çok önemli olacaktır. Böylelikle bunlar da nedir? Kişisel temizlik uygulamalarımızdır arkadaşlar. Buradan da bir 10 puanı kapmış olduk. Sıra geldi son bölümümüze. 8 puanlık bir bölümümüz burası da. Hayatta her şeyin başı nokta nokta. Hayatta her şeyin başı nedir? Sağlıktır. Sağlıktır. İlk boşluğumuz bu şekilde. Sağlık olmadıktan sonra mal ve mülkün hiçbir değeri yoktur. Bu nedenle sağlığımızı korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Herkes bir gün hastalanabilir. Hastalıklar belirtilen hafif olduğu dönemde teşhis edilerek tedavi edilmelidir. Herkes bir gün nokta nokta ve hastalıkların çeşitli sıkıntılarını çekerler. Herkes bir gün hasta olur ve hastalıkların çeşitli sıkıntılarını çekerler. Hastalıkların aşılması için nokta nokta edilirse erken teşhis edilirse tedavileri daha etkili olabilir. Sağlığın korunması için bizlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bunun için düzenli spor yapmalı ve düzenli beslenmeliyiz. Bu şekilde boşluklarımızı da doldurmuş olduk arkadaşlar. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazı videomuzu göz atabilirsiniz. Son olarak yazılı sorularımıza yazıdayım.net adresimizden ulaşabilir ve forum sitemizden de yapamadığınız sorularınızı gönderebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.